Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Steam'de hafta içi indirimlerine bir bakayım dedim. Kısa bir video izle sizlere bunları bir göstermek istiyorum. Çok fazla hem tutmayacak hem de çok fazla zaten tavsiye yok. Önceki indirim zamanlarından kalan oyunlar falan var. Onları da katmak istemedim. Zaten hepsinin ya bir günü ya da böyle birkaç saati kalmış. Onun için dedim ki hem zaten önümüzde de 16 Mart'ta Bahar Festivali var. Bahar indirimleri olacak dostlar. Hem onun için de çok fazla uzun böyle uzun uzadıya çok fazla oyunu tavsiye etmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ha karşıma çıktı bak ne güzel oldu ya. Bundan bununla ilgili de birkaç şey söylemek istiyordum. Bak aa şey gibi. Kader bu kader. Arkadaşlar yani bu oyuna kadar bu, bu sene içinde çıkan oyunların tamamını gömdüler. Ama bu oyun anlam veremediğim bir şekilde problemli olmasına rağmen birçok kişi de zaten hani objektif yorum yapanların yorumlarına bakın. Hani eksi yorum yapanların onların çoğu objektif yorum yapmış. Onların yorumlarına bakın anlarsınız zaten oyunun problemli olduğunu. Ama tabii ki şimdi erken erişimde olabilir problem olabilir. Sıkıntı yok. Ben olumlu yorum yapanlardan bahsediyorum. Hatta bir arkadaş var e, yorumların arasında bulabilirsiniz. Şöyle yazmış. Çok güzel o, oyun arkadaşlar arkadaşlar yazmış ve oynanış saatinde 0.1 saat yani bir saatin yüzde onu ne yapıyor 6 dakika e açılış introsunu setsen zaten 3 dakika 4 dakika sürüyordu. ne yaptın oyuna girip böyle bir sağa sola mı baktın ne yaptın arkadaşım nereden anladın oyunun güzel olduğunu 6 dakikada 5 dakikada ya da işte birisi yazmış o işte oyun çok sorunlu şöyle sorunları var bilmem ne sorunları var şurası takılıyor oyun çöküyor ayrıca ama en sonunda oyunu tavsiye ediyorum çok güzel oyun <laughs> <laughs> ya bu yorumlara bayılıyorum. Ya bütün oyunları gömdünüz ki hatta olumlu yorum yazanların çoğunluğu bence forumlarda sağda solda oyunları gömen elemanlar bunlar, bu arkadaşlar çoğunluğu bence ee, hepsi, de, hepsi de hepsi demek istemiyorum tabii ki çoğunluğu böyle olmasına rağmen bu oyunu niye gömmediniz? Çok ilginç ya sadece meraktan soruyorum bunu. Ama tabii ki şimdi dediğim gibi oyun erken şimdi güzel bir fiyattan çıktı yerel yani şu an zamlı olan fiyatlara rağmen yerel bir fiyattan çıkmış gibi gözüküyor artık fiyat fiyatları biliyorsunuz. Normalleştirmenin zamanı geldi artık. Zamlı fiyat diye bir şey yok. Eski fiyatlar duruyor. Eski fiyatlardan zaten birkaç tane hemen size tavsiyede bulunacağım. Onun dışında artık fiyatlar normal arkadaşlar. Normal fiyatlara yavaş yavaş uyum sağlamak lazım. Dediğim gibi yerel bir fiyatı var. Türkçe erken erişimde tabii ki hatalarını görmezden geleceğiz ama sadece ben e, burada dikkat çekmedik istediğim şey insanları ya yani oyuncuları yanlış yönlendirmek. Yabancıların yorumlarına bakıyorum. Gerçekten adamlar dört dörtlük böyle oyun neyse si neyse işte incelemesi gereken şey neyse onların hepsini inceliyor. Yorumunu öyle yapıyor. Bizimkiler gibi böyle 6 dakika oynayıp oyun mükemmel arkadaşlar kesin alın diye böyle yanıltıcı bir yorum yapmıyor mesela. Evet dostlar şimdi Kör Digital ile başlayalım. Yayıncı indirimi var 2 tane hatta pardon 3 tane var. Hunt Showdown beraber. Kör Digital'in de bazı oyunları zamlandı. Bazı oyunları zamlanmadı. Ascent oyunu mesela zamlanmayan oyunlardan birisi. 55-77 yani ben öyle hatırlıyorum en azından. 55-77'ye düşmüş. Bundle hali de bütün ekstra çeklerin içinde 76-84'e satılıyor. Hala Game Pass'ten oynama şansı var. Game Pass'ten hala çıkmadı. Çıkmadan ben de şu oyunu bitirmek istiyorum açıkçası. Oradan da oynayabilirsiniz ama ben DLC'lerini istiyorum. İyi bir fiyata falan derseniz biliyorsunuz şey dedik. Game Pass tarafında fiyatlar her zaman güzel olmuyor çünkü. Steam'de hala iyi bir fiyattan satılıyor. Burada yine zam görmeyen For The King var ama indirime girmemiş. For The King'in de yeni oyunu gelecek. Büyük ihtimalle o yeni oyunu geleceği için yaklaşık bir zamanda geleceği için bu oyunda zam yapmamış diye tahmin ediyorum. Human Fall Flat ne fiyatlara düşüyordu artık tabii ki normal fiyatı bu yine çok kötü değil. Ama çok satan oyunu olduğu için Curve Digital'in bunu zam yapmış olmalı. Çok doğal zaten. Çok geliştirilen bir oyun olduğu için sürekli güncellenen, sürekli yeni içerikler konulan bir oyun olduğu için de, yani ben yapılmış olan zam mı açıkçası hani görmezden gelebilirim böyle bir oyun için. Yine hala hala bence iyi bir fiyat. From Space de zaten daha yeni çıkan bir oyundu. Yeni çıkan bir oyun için de çok çok iyi bir fiyat. Bu özellikle tek başına ve arkadaşlarınızla beraber oynamak için çok çok iyi bir oyun arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi Ford King'in yenisi geliyor. 2023'te 2 Ford King 2. <laughs> bir isim düşünememişler demek ki. Onun dışında başka neler var? Patch Quest var. Yeni çıkan şey yeni çıkan diyorum. Bana yeni gelen daha doğrusu yeni gelen oyunlardan birisi. Açıkçası ne nedir ne değildir bilmiyorum. Videosunu da gönderirim o zaman anlarız. Demos da varmış. Onun dışında neler var? Böyle paket oyunlar. Ya şu paket oyunları çok görmeye başladım. Birazdan şu Hyper Strange'de de göreceğiz. Orada daha bokunu çıkarmışlar. da şimdi burada bütün oyunları koymuşlar da şey böyle ortaya karışık gibi böyle. Bütün oyunları birleştirmişler. Türleri böyle karıştırmışlar. Evet Hyper Strange'te belki çok tanıdık isimler görmüyor olabilirsiniz ama mesela işte Portal, Portal diyorum. Postal Brain Damage oyunu var belki görmüşsünüzdür. O da zam gören oyunlardan biriydi. Zaten fiyatları çok çok uygun olan şeyler değil. Yani düşük fiyatlandırmada değil. Normal. Artık normal fiyatlandırma diyelim. Yüksek fiyatlandırma değil. Normal fiyatlandırma da oyunları çıkaran firmalardan birisi. Şimdi bu Inquisition'ı ben canlı yayında oynamıştım. Doom tarzına çok benziyor ama çok karanlık. Hatta o kırmızı efekti, kırmızı tonları o kadar fazla ki böyle, böyle şey başım ağrımaya başladı artık oyunu oynarken. Hani kötü bir oyun değil kesinlikle. Güzel. Ben çok be beğenmiştim. Canlı yayında da beğendik. Ama hani ya abi birden bulandı artık falan kapatalım diyenler de oldu açıkçası. diyorum. Ve yani Çok o kırmızı tonlar çok fazla ağırlıkta. O biraz sıkıntı sadece ama işte dediğim gibi eski FPS tarzını çok güzel yansıtmışlar oyunu O güzel olmuş. Şu i̇şte Order War yeni çıktı. Bana dediğim gibi yeni gelen. Yine yeni gelen oyunlardan birisi en üst inceleme şansım olmadığı için maalesef bir şey diyemiyorum. Oyunla ilgili. Çok çok yeni bir oyun. Evet dediğim olay bu işte. Böyle bir sürü oyunu birleştirmişler. Farklı farklı türleri birleştirmişler. Böyle ortaya karışık şeyler yapmışlar. Brain Damage'e geleceğiz birazdan. Ha, Brain Damage için de postal oyunu da böyle birleştirmişler. Ne bileyim isimlerini de birleştirmişler. Bak. Nerede o? Let's Raise Dude. İşte ne bileyim. Dude West. <laughs> bu ne kardeşim? Ya Böyle şeyleri paketleri görünce benim aklıma şey geliyor böyle. Hani içinde hem radyo hem mp3 çalar. işte memory stick takabildiğin Çin malı kulaklıklar var ya böyle. Bir de ona şey yazarlar. 7 artı 1 falan yazarlar böyle. Çakma 7 artı 1'li. Her bir şey vardır onda yani. Yani bu paketleri görünce aklıma harbiden o Çin malı kulaklıklar geliyor. Çok fazla karıştırmışlar. Brand Image'de açıkçası hani... Şimdi tam postal oyunda da diyemiyorum. Buradaki fiyat da zaten yanlış. Niye öyle olmuş bilmiyorum. 119 190'dı çünkü 315 gözüküyor. Gerçi oradaki indirim daha iyiymiş. Bak o 123 lira burada 115 lira gözüküyor. Neyse. Brain Damage Postal oyunu tamamen bir FPS oyunu olmuş. Yani şeydeki gibi postal oyunundaki gibi böyle abuk subuk görevler yapıp piçlik falan yapmıyoruz. <laughs> İğrençlikler falan illaki vardır bunda da ama bu tamamen salt bir böyle başlıyorsun bir FPS oyunu. Eline silahı veriyorlar. T takır takır saydırmaya başlıyorsun. Yani çok basit bir FPS oyunu olmuş. Kötü değil ama çok iyi de değil. Onu da söyleyeyim. Yani tam bir postal oyunu değil yani. Onu demek istiyorum. Yani değişik bir tarz yaratmışlar. 115 TL düşmüş buradaki fiyat ama niye öteki fiyatı farklı burası farklı onu bilmiyorum açıkçası. Böyle değişik fiyatlandırmalar da var. Fiyatlar böyle bir değiştikten sonra da acayip acayip böyle düzensiz fiyatlandırmalarda görüyorum açıkçası. Hani bazı paketlerde mesela Curve Dijital'de de var. Bakın burada kişiselleş burada normal fiyat çıkıyor. Ben içine tıkladığım zaman kişiselleştirilmiş fiyata dönüyor. Bu güzel bir şey gerçi. Hani koleksiyonunuzu tamamlayın tarzına dönmüş o olay. Ama ya da fazla yani şu oyunların tamamına 300 lira verilir mi ya? Yani ben vermem. Son olarak da yayın indirimlerinde Hunt Showdown var. 5. yılını kutluyormuş Hunt. Çok ilginç yani ben o kadar saymamıştım. <laughs> ben ilk alanlardan biriyim herhalde Hunt oyununu. Biz o zaman beğenmedik. Geliştirmişlerdir, düzeltmişlerdir eyvallah. Yani seveni de vardır. Güzel bir fiyata düşmüş. Ortamı falan çok güzel. Aslında oynanışı çok güzel. Vahşi Batı'da geçen hani zombiler falan karşınıza çıkıyor. Çok ilginç olmuş. Zombi vs. Cowboy diyebiliriz. Hani şey onun filmi var ya. Alien vs. Cowboy diye şey. Uzaylılara karşı cowboylar mı neydi? Ya açıkçası ben oyunu çok beğenmiyorum. Ama hani indirimde olduğunu göstereyim istedim. Ben niye beğenmiyorum? Oyun pusmayı biliyorsanız çok keyifli. Harbiden çok keyifli. Pusmayı biliyorsanız, dört dörtlük biliyorsanız eğer çok keyifli ya da pusanları avlayabiliyorsanız yine çok keyifli. Çünkü oyun şöyle dönüyor. Bir tane boss var. Bu bossu yenip ganimeti alıp haritadan çıkmanız gerekiyor. Tamam mı? Her şey bossu yenene kadar çok kolay her şey. Hatta oraya gidene kadar neredeyse kimseyle karşılaşmıyorsunuz bile. Öyle diyebilirim. Çünkü kimse ortalıkta değil. Herkes pusuyor. Çünkü pusan onlar da şöyle düşünüyor ya birkaç tane enayi gelse de boss'u yense de biz de ganimeti alsak kolaydan çık gerçekten öyle oluyor boss'u yeniyorsunuz ganimeti alıyorsunuz dışarı çıkar çıkmaz daha bak çıkar çıkmaz hani çıktınız 10 metre ilerlediniz değil çıkar çıkmaz üstünüze üşüşmeye uçuş, başlıyorlar zaten oyunun amacı o da ya ulan gelene bossa gelene kadar neredeydin arkadaşım sen ya da boss'tan çıkıyorsun hadi pus ilk çıktığındaki pusuyu atlattın diyelim ondan sonra da adam yok ortalıkta herkes şeyde bekliyor tam çıkışta bekliyor. Çıkışta tepene binmek için bekliyorlar. Ya yani buna bir bilmiyorum oyunda geliştirmişler midir? Buna bir engel getirmişler midir bilmiyorum. Biz oyunu bıraktık açıkçası bu sebeplerden dolayı. Hani oyunu anlatayım dedim. Ben niye sevmediğimi anlatayım dedim. Ama ha, oyun güzel. Oynanışı keyifli. İşte, a, işte altı patlarla falan oynamak falan. Ya revolver diyelim daha doğrusu o silahlara. Revolver'la falan oynamak değişik tüfeklerle böyle vahşi batı tarzında falan oynamak çok keyifli gerçekten. Ama hani ne alacağınızı da bilin istedim. Dostlar ya yani bu benim görüşüm tabii ki. Diyorum ya beğenini vardır. Çok güzel oynayanı vardır. Saygı duyarım. Evet bir Dungeon Crawler oyunuyla devam edelim. Legend of Keepers oyunuyla dostlar. Burada sıra tabanlı taktiksel strateji tarzında bir oyundan bahsediyoruz. Darkest Dungeon diyebiliriz. En tanınmış versiyonu. Hatta Darkest Dungeon'ın şu anki en iyi alternatifi diyebiliriz. Çünkü Darkest Dungeon da artık el, el yaktığı için fiyat olarak. Legend of Keepers'ı onun bir alternatif olarak düşünebiliriz. Ki çok güzel de bir fiyatı var yani. %75 indirimle 975 Deluxe versiyon içinde neler var bakmak lazım. Deluxe versiyonlar genelde elle tutulur şeyler olmuyor ama ekstra bölümler falan varsa ki sanki varmış gibi gözüküyor. Deluxe versiyona da bakılabilir arkadaşlar. Evet bunun dışında Superland 6 Inch Under. Valla karşılaştıkça gösteriyorum. Bu oyun çünkü çok keyifli bir oyun. i̇çeriği çok keyifli bir oyun. Yani easter eggleriyle işte göndermeleriyle tarzıyla hani çocuksu bir havası olabilir ama büyüklere de tabii ki hitap ediyor. Çocuklara da hitap ediyor. Hitap ediyor. Herkese hitap eden bir havası var bence. Fiyatı da çok hoş. Hani yarın yarın öbür gün yine bu da uçar böyle el yakar hale gelir. Onun için dedim hani gördüğüm sürece böyle bu oyunu göstermeye çalışıyorum. Sevdiğim bir oyun. i̇lkini aldım. İlkincisini de alacağım. Belki de bu indirimde alırım bilmiyorum. Çünkü hani önümüzde şey Mart indirimi var ya çok da şey yapmak istemiyorum bir taraftan ama hani artık bu oyunun daha fazla da inmez. Çıkar ama inmez. Onu söyleyeyim yani. Evet Prop Night. Prop Night'ta Prop Hunt tarzı yeni yeni artık böyle bir oturmaya başladı baya baya. Gerçi eskiden olan bir tarz ama ya Prop Hunt ne şey saklanmaç diyebiliriz bunun için. Prop Night'ta da işte Dead by Daylight ve Witchit oyunlarını birleştirmişler diyebilirim. Yani Dead by Daylight'taki gibi bir tane psikopat var arkanızda peşinizde. Böyle bir tip. <laughs> çok güzel. Çok sevimli bence yani. Aslında böyle öyle bir psikopata da benzemiyor. Ben çok sevimli buldum. Ve Witchit'teki gibi de saklanıyoruz. Yani belli bir nesneye dönüşebiliyoruz. İşte bir sandalye, bir masaya işte böyle bir örümceğe falan dönüşebiliyor muyuz bilmiyorum ama. Buradaki gibi kaykaya dönüşmüş ne bileyim işte bal, kabağına falan dönüşüyorsunuz. Böyle bu şekilde saklanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Sizi arayan kişi de sizi bulmak zorunda. Tabii ki Prop Hunt oyunlarında olay bu. Ama kalkıp da böyle istediği yere saydıramıyor. Çünkü herhangi bir başka bir nesneye zarar verdiği zaman yani en azından Prop Hunt oyunlarının temelinde bu var. Yani sizi bulması lazım. Çünkü yoksa bütün nesneleri kırsın. Öyle olmuyor. Baş kendine zarar veriyor o zaman. Prop Hunt oyunlarında böyledir. Prop Knight'ta böyle mi işliyor bilmiyorum ama yani yine o oyunlara iyi bir alternatif olabilir. Hatta Dead by Daylight'a yine bir alternatif olarak düşünülebilir. %75 indirimle 8 TL'ye satılıyor dostlar. Evet sırada çok sevdiğim, çok da hani oynarken keyif aldığım oyunlardan birisi incelemesini yaparken en azından. Sonradan oynama fırsatı bulamadım ama. Noita oyunu var. Noita oyununda bir büyücüyü, büyücü bir karakteri canlandırıyoruz arkadaşlar. Farklı farklı elementleri kullanabiliyoruz. Ve bu farklı farklı elementleri başka elementlerle karıştırarak kombinasyonlar da yapabiliyoruz. Bu da çok hoş gerçekten. Ve tabii ki seçtiğimiz elemente göre bunun handikapı olan elementler falan olabiliyor oyunun içinde. En güzeli bunu geliştirici söylüyor. Oyundaki görebildiğiniz nesnelerin işte duvar, taş kaya, yer zemin, zart tut bilmem ne, düşmanlar tabii ki ay bunun içinde var. %99'una, oyunun %99'una zarar verebiliyorsunuz. denmiş. Tabii ki ben birçok onu incelemesini yaparken şey yapıyordum. Yani buradan başladınız diyelim şöyle şurada bir yerden kazmaya. Harbiden dibine kadar gidebiliyorsunuz böyle. Gittiğiniz yere kadar büyülerinizi kullanarak mesela orayı parçalayabiliyorsunuz gibi gibi. Özellikleri vardı. Noita'nın da. Noita'nın da fiyatı %50 indirimle 16 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Bloodstained da kendi türü için iyi oyunlardan birisi. Metroidvania türünde aksiyon, yani rol yapma oyunu. Evet, aksiyon rol yapma oyunu. Platform oyunu, Side Scroll, ha Side Scroll is ismi aklıma geldi de, ee, Side Scroll bir aksiyon oyunu diyebiliriz. Dostlar, Blood Bloodstained için yani oynanışı da biraz zorlayıcı, tamam bir Souls like değil ama zorlayıcı yani bir oynanış tarzı da var oyunun. Fiyatı da yine çok iyi. %65 indirimle 21.35'e satılıyormuş dostlar. Evet son iki oyunla bitireceğiz. Godfall Ultimate Edition. Godfall normal versiyonunu artık Ultimate Edition'a çevirdi. Başka bir versiyon olarak satmıyor Steam'de. En azından Steam'de böyle. Epic'te nasıl bilmiyorum. Steam'deki fiyatını da 27.60'a kadar düşürmüş. Yorumları karışık tabii ki. Yani seveni var sevmeyeni var. Ben şimdi Ultimate olduğu için bütün DLC'ler, bütün ekstra içerikler içinde olan bir versiyon olduğu için göstermek istedim. Yorumlarda God of War benzetmesi falan yapılmış. Yani komik değil demeyelim hadi saygı duyalım benzetmelere şey yorumlara da bence Dark Siders'a daha çok benziyor. Dark Siders kafasında diyebiliriz oyun için ama ben God of War'a benzetmezdim. Yani o kadar da değil. O kadar uzun boylu değil. Yani alternatif olarak söylemişler ama yok God of War alternatifi de olamaz. Dark Siders olur bence. Dark Siders'a çok çok benziyor. 27 60'a dediğim gibi bütün bütün içerikleri falan alabileceğiniz çünkü all derece DLC included demişler DLC'leri de bütün içerikleri içinde Ultimate versiyonunu artık normal versiyon fiyatına alabiliyorsunuz diyelim. Ve son olarak Electrician Simulator bitirmek istiyorum dostlar. Electrician Simulator'da yine incelemesini yapıp pardon canlı yayında oynadığımız çok çok keyif aldığımız çok beğendiğimiz canlı bir oyundu. Bir elektrikçiyi canlandırıyorsunuz elektrikçi simülasyonu diyebiliriz oyun için. Oyunu öğrenmesi ilerlemesi çok keyifli. İşte şu kısımlar mesela şurada bir kapınız var. Arkada kendi bir odanız var oraya girip mesela gamepad tamiri yapabiliyorsunuz bu çok hoşuma gitmişti benim gamepad tamir etmek işte bu da başka bir gamepad mesela şeyin nintendo gamepad gibi Ondan sonra tabii değişik şeyler bunları siparişleri alabiliyorsunuz Siz kendi size siparişler geliyor bu siparişleri ister işte kendiniz evinizde tamir ediyorsunuz isterseniz yerine gidip yaptığınız işler de var bunun dışında hatta şey burada gözükmemiş ama şurada bir VR gözlüğü var. Oyunu, oyunda VR gözlüğüyle eğitim yapıyor size. Yani şey elektrik tesisatını düzeltmeyi mesela öğretecek size. Takıyorsunuz VR gözlüğünü. Ondan sonra eğitime giriyorsunuz. O da çok hoş olmuş. Çok hoşuma gitti. Yani anlaması, oynaması birçok şey her şeyi çok kolay. Kendinizi geliştirmesi çok çok kolay. Yani şey olmuş böyle yani keyif almalık bir oyun olmuş. Siz sizi zorlayan bir tarafı yok. Sonuç olarak bir simülasyon oyunu. Simülasyon oyunları genelinde var bu ama hani böyle saç baş yolduğuna simülasyonlar da var ama bu onlardan değil. Tamamen keyfi, tamamen eğlenceli bir simülasyon. Electrician simülasyon da eski fiyatından hala zamlanmadı. %50 indirimle 14 TL'ye satılıyor dostlar. Evet umarım keyif almışsınızdır. Umarım iyi bir video olmuştur. Buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ederim. Dostlar yine hatırlatmasını yapayım. 16'sında bahar indirimleri olacak. Bahar festivali olacak. Onlara artık daha böyle uzun uzun videolar yaparız. Umarım güzel bir indirim olur. Fazla seçeneğin olduğu bir indirim olur. Biz, ben de sizlere fazla fazla seçenekleri sunmaya çalışırım dostlar. Evet videoyu her zaman olduğu gibi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı ihmal etmiyoruz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.